Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 7. sınıflar iletişim ve sunum becerileri dersi 1. dönem 2. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınızdaki ilk sorumuz: günümüzde sık kullandığımız kitle iletişim araçlarından 3 tanesini yazınız. Bir kere şu anda video izlediğimiz gibi bunu internet üzerinden izliyoruz arkadaşlar. İnternet 1 numara. Bir diğeri televizyon ve bir diğeri de gazete diyebiliriz. Evet, 3 tane örneğimiz bu şekilde. Diğer sorumuza bakalım. Etkili bir iletişimde ses tonu, kullanılan sözcükler, el kol hareketleri ve mimikler çok önemli rol oynar diyen birisi hangi önemli etkini vurgulamıştır ifadesi? Arkadaşlar bakın, ses tonu, kullanılan sözcükler, el kol hareketleri ve mimikler vücut dilinin önemini ortaya koyar. Dolayısıyla buraya vücut dili yazalım. Bir diğer sorumuza bakıyorum. Evet, gayet basit ve net kısa cevaplarımız var arkadaşlar. İletişimi olumlu etkileyen davranışlardan 3 tanesini yazınız şeklinde bir ifademiz var. 3 tanesi bakalım neymiş? Birincisi, en önemlisi hatta, empatik bir yaklaşımdır arkadaşlar. Buraya empatik bir yaklaşım diyelim. Yani empati kurma, kendimizi karşımızdakinin yerine koyabilme durumu. Bir diğeri, gülümseyerek anladığını belli etmek. Gülümseyerek anladığını belli etmek. Bir diğeri de ve sonuncu, üçüncü maddemiz, karşımızdaki kişiyle göz teması kurmak arkadaşlar. Bu çok önemli. Göz teması kurmak. Onu dinlediğimizi, ona değer verdiğimizi gösterir. Dolayısıyla göz teması da oldukça önemli iletişimi kurma adına, özellikle oluşum iletişim, olumlu iletişim oluşturabilme adına. Evet, diğer sorumuza bakalım. Bunda da iletişimi başlatma ifadelerinden 3 tanesini yazınız. Evet, biriyle iletişim başlayacaksınız. Hemen nasılsın diye sorarsın değil mi? En basit haliyle. Nasılsın veya nasılsınız? En kibar haliyle. Bir diğeri günaydın olabilir. Bir diğeri merhaba olabilir. Arkasına fazladan yazalım arkadaşlar. Kolay gelsin denilebilir. Yine dini bir selamlaşma olarak selamün aleyküm diyebilirsiniz. Bu şekilde konuşmayı, iletişimi başlatabilirsiniz arkadaşlar. Hangisini tercih ediyorsanız. Bir diğerine bakalım. Burada da İletişim etkenlerinden 4 tanesini yazınız şeklinde bir ifade var ki arkadaşlar, bu da en önemlisi dinlemedir. Karşınızdakini dinleyeceksiniz ki o da sizi dinlesin. Bir diğeri konuşma. Bir diğeri dil. Ve yine en önemli vücut dillerinden jest ve mimikleri arkadaşlar. Evet, bunlar da iletişimi etkileyen 4 tane madde diyebiliriz. Diğer sorumuza bakalım. İletişimsizliğe neden olan davranışlardan 3 tanesini yazın şeklinde bir ifade var. Evet, iletişimsizliğe neler neden olur arkadaşlar? Bunları da madde olarak hemen yazalım. Birincisi, ön yargılı olmak. Evet, konuşmadığınız insanlar hakkında ön yargılıysanız dolayısıyla iletişim olma şansı yok. Bir diğeri, emir vermek arkadaşlar. Karşımızdaki insanlara emir vererek konuşmak tabii ki iletişimi bir yerde kesecektir. Dolayısıyla tatlı dil olmak en güzel iletişim yolu. Ve son olarak da karşımızdaki insanı yargılamak arkadaşlar. Karşınızdaki insanı durmadan yererseniz, yargılarsanız, eleştirirseniz sizinle muhabbeti kesecektir haliyle. İletişim, sağlıklı bir iletişim olmayacak. Bunun için iletişimsizliğe neden olan bu davranışlardan kaçınmakta fayda var diyelim. Geçelim son sayfa ve sorularımıza. Arkadaşlar, aşırı televizyon izlemenin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden 4 tanesini yazınız şeklinde bir ifade var ki arkadaşlar, orada ağır ve hareketsiz kaldığınız için bir kere obez de hemen başımızın ucunda olacak arkadaşlar.
Obezite, dolayısıyla kilo alma bunların önemli sebeplerinden biri. Aman interneti kullanıyoruz. Şu anda video izliyorsunuz, görüyorsunuz. Ama bunu saatlere yaymayın arkadaşlar. Muhakkak belli aralıklarla egzersiz yapmanız lazım, yürümeniz lazım, derin nefesler vesaire. Böyle orada tuzluk gibi oturursanız obezite, kilo başınızdan hiç gitmez arkadaşlar. Bir diğeri yine çocuklarda dilde bozulma meydana gelir arkadaşlar. Evet. Bir diğeri de yine sosyalleşme sorunları. Bu da arkadaşlarla birlikte vakit geçiremediği için içine kapanık bir insan olacak, insanlarla geçinemeyecek, güzel arkadaşlar kuramayacak vesaire. Yani sorun büyük arkadaşlar, özellikle çocukları buralardan uzak tutun. Ve son olarak da yine derslerde başarısızlık. Öğrenciyiz madem onu da yazalım. Derslerde başarısızlık. Yani saatlerini oyuna, internete, şuna buna verirsen haliyle bunlar dönüp dolaşıp bizlere gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla aşırı televizyon veya internet kullanımının sonuçları bu şekilde olmalı, olur diye düşünüyoruz. Ve maddeler olarak istenirse yazacağımız şey bunlar arkadaşlar. Kitle iletişim araçlarının görev ve sorumluluklarından 5 tanesini yazın şeklinde. Arkadaşlar en önemli görevi hepsinin tarafsız yayın yapmak olmalı. Tarafsız yayın yapmak. Bir diğeri demokrasiyi bütün kitle iletişim araçlarının en önemli ortak görevi olmalı arkadaşlar, bu ikinci maddemiz. Diğeri kamuoyu oluşturmak. Evet. Üçüncü maddemize bakalım. O da topluma doğru bilgi vermek zorundayız arkadaşlar. Zorundalar daha doğrusu. Topluma doğru bilgi vermek. Kitle iletişim araçlarının en önemli görevlerinden biri bu. Ve son olarak da yazacağımız maddemiz milli bilinç kazandırmaktır arkadaşlar. Özellikle milli kültürümüzü kazanmak adına milli bilinç ifadesini yazan milli bilinç kazandırmak diyelim. Evet, çok önemli olduğu için tüm milyonlarca insanı etkiliyorsunuz. Dolayısıyla milli bilinci elden bırakmama adına bunu yapmalı arkadaşlar. Kitle iletişim araçları. Evet, diğer sorumuza bakalım. Burada da yukarıdaki diyalogda Elif'in yaptığı iletişim hatası nedir? Bakalım neymiş? Elif ile Zeynep arasında bir konuşma var. Hadi bahçeye çıkıp oyun oynayalım. Çok hastayım, çıkamayacağım. Ya hadi çıkalım. Oyun oynayacak halim yok. Görürsün. Bir daha seninle oynamayacağım. İşte çocuk karşıdaki insanın halini anlamıyor. Dolayısıyla yaptığı iletişim hatası ne arkadaşlar? Kendisini arkadaşının yerine koyamama. Dolayısıyla empati kuramama hatasıdır. Yani kendisi de hasta olsa acaba böyle mi cevap verirdi? Bunu düşünmeliydi arkadaşlar Elif, ama düşünememiş. Biz de bunu inceledik ve cevabımızı bu şekilde yazdık. 7. sınıf öğrencisi olan Ziya sınıfına girdiğinde sıra arkadaşının kendisine dargın olduğunu fark eder. Bu sorunun çözümünde Ziya'nın yapması gereken en etkili yol nedir arkadaşlar? Bazen size de olur ya, sınıfa girersiniz birileri surat yapar. Peki neden? Muhakkak sizinle ilgili bir şey olmuştur veya duymuştur veya arkanızdan konuşulmuştur, bilemem. Ama bu durumlar hepimizin karşısına geliyor. Peki bu durumda en iyi ne yapmalıyız arkadaşlar? Bu durumun sebebini öğrenmeliyiz. Yani neden surat yapıyorsun? Varsa bir hatamız özür de dileriz, ama yoksa düzelt etmek zorundayız. Onun için dargınlığın sebebini anlamaya çalışmalıyız diyelim. Dargınlığın sebebini anlamaya çalışmalıyız. Evet, en etkili yoldur arkadaşlar. Ondan sonra zaten ortak bir karara varıp ortalığı yumuşatmak için elimizden geleni yapacağız zaten. Son videomuzdaki son sorumuz. İyi bir dinleyicide bulunması gereken özelliklerden 4 tanesini yazınız. Evet, güzel bir dinleyici olmak istiyorsanız ne yapmanız lazım arkadaşlar? Önce başkalarına saygı duyacağız arkadaşlar. Evet, başkalarına saygı duymak. Bir diğer hali başka insanları olduğu gibi kabul etmek.
Evet, bu önemli. Ön yargılı olmadan, din, dil, ırk, cinsiyet ayırmadan başka insanlar olduğu gibi kabul edeceğiz. Bir diğer de arkadaşlar, diğer kişilerle empati kuracağız. Evet, diğer kişilerle empati kurmak diyelim. Ve videomuzdaki son sorumuzun son maddesi sadece kendi düşüncesine önem vermemek. Yani onu da yazalım. Sadece kendi düşüncesine önem vermemek şeklinde son maddemizde yazalım ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar, kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın. Lütfen parolasıyla hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip yorum yazmayı, abone olup sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet ederseniz çok çok mutlu oluruz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.